Abiler, sevgilimle bir hafta önce ayrıldık. Büyük boşluğa düştüm. Bu boşluktan nasıl çıkarım? Bir de Şampiyonlar Ligi'nde City'nin Bir maç senle hayalim var maç anlatmak. Hayatımız dolandırıcılarla geçti. Aynen öyle'nin 99. bölümüyle karşınızdayız. 97. bölüme döneceğiz. Onu tekrar söyleyelim. Seçim 2. tura kaldı. Bunu söylemiştik. Seçim 2. tura kalırsa 97. bölüm de ertelenecek. Seçim 3. tura kalırsa da sonra da çeyrek finaller var. Bir süre ertelenecek ama Kurtlar Vadisi bölümünde beklentiyi... Çeyrek finaller var dedin de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı bugün tekrardan tasdik vuruldu. Nasıl yani? İşte 2025-26 sezonunda mı ne olacak? FM oynayanlar 25-26'ya geldiyse görmüştür. Ne oluyor? 24.5'te. 36 takım 8 maç yapıyor abi her takım. Çekilen şeye, kuraya göre. Ya atıyorum ben Galatasaray'ım, tamam mı? Katıldım. Bana Manchester City, Kopenhag. 4 maçı içeride oynuyorum. 4 tane dışarıda. Ama rövanşlı değil. 8 güzel ayrı ha. Takımla. Güzel. 8 ayrı takımla. Bana şey geldi. Manchester City, Inter, Kopenhag, Celtic, Steaua Bucharest, Real Madrid, Arsenal, Feyenoord. Merhaba. Kaça gidiyorsunuz? 4'üyle içeride, 4'üyle dışarıda oynadım. Okuyor musunuz? Şu anda ikiniz de, buyurun. Merhaba. Buyurun. Şöyle. Üniversite. Evet. 36 takım tek grup, Erman abinin dediği gibi. Her takım 8 takımla oynuyor. Yine burada bir kura sistemi var. 4 maç evde, 4 maç deplasmanda. İlk 8 doğrudan çeyrek finale. İlk 8 takım doğrudan çeyrek finale gidiyor. 9'la 9-24 arası kendi içinde playoff oynuyorlar. Evet. Ve burada ilk buradaki yani ilk 8 takım direkt gidiyor. O 9-24 arasında playoff eşleşmeleri sonucu oluyor. Yani. Fantino senin beynini sikin be kanka. Başımıza sarmadığın bela kalmadı ya. Üste çıkacak takım. Normal işte 16 takımı oluşturuyor. Sonra devam aynı. 16 takımdan sonra devamı yani aynı. Anlayacağımız yine aynı abi, hikaye. Daha çok maç, para. Onu diyecektim. O kadar. Daha çok maç, daha çok para. Oyuncu sendikası, bendikası kuruluyor şimdi Avrupa'da. Ben göreceğim. O milyonerler bir araya gelsin, ben göreceğim o Infantino'yu falan. Sinek de benim sinirimi bozuyor. Allah senin alevler atsın. Fatih Emre Aslan için bir alkış rica ediyorum. Geldi. Takır 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 açıklamalarda Sinek. Takır takır takır. Euroleague puan durumunda alabilir misin? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Burada otur ya. Yine bekle. İşim var. Adamın işi var oğlum. Koca siteyi yönetiyor. Koca site Sümkost. Ben evet. Gördüm, midem kalktı. Yani oyuncular... Medya devinin verdiği bilgiler yine doğru çıktı. Medya devi olarak. Bölüme güzel bir başlangıç yaptık. Ağzınıza sağlık. 50 yine tane maç fazla oynansın, cebime daha fazla girsin diye futbolu artık kirletmeyin yeter be kardeşim. İlginç bilgilerle başladı ama evet. Malum gündemimize gelelim. Bir seçim yapıldı bildiğiniz üzere. Muhalifler için kötü bir tablo var şu an ortada. Bir de bir şey havası da var. Üzüntü havası, ama bu üzüntü havası insanların oy verdikleri insanlardan seçmene geçti. O yüzden milleti suçlamayı da doğru bulmuyorum bu noktada. Seçmenin hayal kırıklığını suçlamak biraz kolaycı geliyor. Şu an umutsuz bir hava var ama bu umutsuz hava dün geceki yürütülen süreçle alakalı. İşte Muharrem İnce'ye de çok kızılmıştı gecesiyle ilgili. Dün çok farklı bir gece yaşamadık açıkçası. Yani şöyle bir fark var. Aktörler sahnedeydi bu sefer. Ortada yok değillerdi ama sahnede söyledikleri şeyler gerçekle çok örtüşmedi. Hem çok sağlıksız hem biraz manipülatifti. Evet. Bir de bir panik havası vardı. O çok bize geçti. Çok hissedildi. Kötü bir şey görüntü var. Ya şöyle, yani kazanan ya da kaybeden yok. Yani çünkü ama şöyle bir şey var. Zafer ve hayal kırıklığı var. Doğru. Yani ikisi farklı bir şey. Çünkü bir şeyi kazanmak ya da kaybetmek için matematiksel olarak bir kazanım elde etmek lazım. Hükümet tarafının kazandığını söyleyemeyiz ama bir zafer aldığını söyleyebiliriz. Muhalefet tarafının da kaybettiğini söyleyemeyiz. Çünkü dediğim gibi tek... Kısmen söylüyoruz. Meclisi çünkü... Yok meclis için demiyorum. Kendi kötü stratejisine de kurban ederek. Orada kesin bir başarısı. Korkunç bir avantajsızlığın içine soktuk. Ben sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için ya kastettim. Abi, iki hafta var. Ama hayal kırıklığı olması çok orada doğal. Orada da başka bir şey değişebilir. Bugünkü hava bize tersini söylese de. Ama birkaç şeye değinmek istiyorum dün geceden beri. Çok korkunç gördüğüm birkaç konu var. Birincisi depremzedelere karşı konuşulan şeyler. Bence bu terbiyesizliğin çok başka bir boyutu. Bunu çok şiddetle buna karşı çıkmak gerekiyor. Yani hep yıllarca CHP üzerinde de muhalif üzerinde de işte bunlar elitist, bunlar ne, ama biz bu kimliklerden sıyrıldık, biz halkçı bir parti olduk deyip bu sefer halkçı olup depremzedeye işte görüyorum dün
günden beri Kandildir Hastanesi'nin altındaki tweetlere falan kader mader diye yazıp öfkesini başka yerlere yönlendirenler var. Bunlar çok büyük, çok büyük ayıp arkadaşlar. Bazılarınızın yaşı gençtir, anlayabilirim. Ama işte daha böyle muhalefette sanatçılar, manatçılar da bunları yaptı. Ya şey ayıp bir kere. Bu çok büyük terbiyesizlik. Keşke orada yardım etmeseydik, emeklerimize yazık. Ona getiriyorlar. Ölenlerinin hatırasını geçtim. Hayatta kalan, hala çadırların içinde olan insanların hepsine çok büyük haksızlık edersiniz. Bu çok, bu hiçbir şeyle sığmıyor. Anlattığınız hikayeye de uymuyor. Yani bir hikaye anlatıldı, ona da uymuyor. Bunu çok şiddetli karşı çıkmak lazım. Bu ruh hali çok kötü bir ruh hali. Şey de çok kötü bir hali yani. Dünden beri görüyorum. 100 tane sanatçı da gördüm. Ki bu sanatçılar yıllardır devletin imkanlarından yararlanan, tamam mı? Son 1-2 yıldır, 3 yıldır rüzgarın peşinde dönen, tamam mı? Bugün en muhalifi oynayan sanatçılar dün çıkıp Aziz Nesin paylaşıyordu. Ve bu millet gerizekalı moduna geçiyorlardı çok hızlı bir şekilde. Yani bunları dışarı artık yollamak lazım. Bir seçimin bir diğer daha hayal kırıklığı ve kaybedeni kendine bambaşka bir yere koymuş. Fazıl Say denen arkadaş seçim boyunca iftira atmadı, saldırmadı, kimse kalmadı ki bu süreçte Fenerbahçe'de payını çok fazla aldı. Bugün az önce bir özür dilemiş Ali Koç'tan vesaire. Muharrem İnce'ye de saldırdı. Meral Akşener'e de seni sifona çektik falan yazan bir adamdı. Korkunç bir herif, kendi kendine bitirdi. Ona da yolu açık olsun diyoruz. Artık bir, iki hafta sonra ben Viyana'ya mı taşınıyorum, Amerika'ya mı taşınıyorum, neler bilmiyorum. Sürecin birkaç kaybedeninden birisi de o oldu. Hiç kendisine yakışmıyordu. İnsanların onu koyduğu bir yer vardı çünkü. Ve mide bulandırıcı ve son derece ağır konuşacağım ama bir boka benzemeyen bir 100. yıl marşı yapmış. O da zaten bir fiyaskoydu. O geçerli sayılmıyor değil mi? Öyle bir yok, şey yok. Yok, kendisi yapmış. O keyfi ya, ben de yapabilirim. Yapabilirsin. Ben onu şeyden sordum. Bu 100. yıl marşları mesela 10. yıl, 50. yıl. Kraçinki resmi sanıyorum. Bu resmiyete kim kazandırıyor? Bilmiyorum. Bu burada bir kulüp kazandırıyor. Devletin şey yapması lazım. Devlet değil oğlum. Kulüp kazandırır. Devletle ne? Hayır, sen karıştırıyorsun. Türkiye. Ha, Türkiye için tabii mi yaptı? Ben Fenerbahçe'ye yaptı zannediyorum. Pardon. O yüzden yok, diyorum yok. Ben de Kıraç'ınki resmi herhalde yok. Diye. Abi yok yok. Yok. Cumhuriyet'in 100. yılında. Ha pardon, ben hiç dinlemedim. Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin. Eyvallah. Ya sen Fenerbahçe muhabbeti açtın yok. Ya Fenerbahçe'de şey yapıyor. Adam da hasta Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'ye marş yaptı hasta zannediyorum. Hasta ve Fenerbahçeli. 100. yıl marşının neyi anlattığını da anlamadım. Memleketin kendisiyle hiç alakası olmayan son derece absürt bir marş. Efendim. Breaking Bad sinek bölümü. Bu espriyi bu programda 3. kez falan. Ne 3? 15 var. Ama bu bir yandan da programa çok fazla sinek girdiğinde. Aynen. Sorumu aslında cevapladın. Yani bu resmi olarak kim bunu kabul ediyor? Hiç bir bilgim yok da bu devlet kurumlarının, devlet kurumlarının belki meclis bile olabilir. Ben bilmiyorum. Ya Kültür ya Bakanlığı cahillik, falan. Cahillik etmeyeyim. Yani Kültür bir marş kabulü vesaire gibi bir şey. Çünkü bak mesela 25. yıl, 50. yıl marşı falan da var. Çok bilinmeyen de olsa. Devlet sanatçısı unvanını falan da Kültür Bakanlığı verdiği için. Mesela 10. yıl marşı ki Fazıl Say zaten 3-4 yıl önce şey veriyordu biliyorsun hükümete. Konser de veriyordu. İşte bunlar... Bir de bunlar bize saldırdı. Şimdi de bu millet gerizekalı. Bu halk, ben artık işime odaklanacağım, susacağım. Yani iyi bir şey görmeye çalışıyorum şu an olan biten kötülüğün içinde. Aklıma Fazıl Say dosyası geldi. Fazıl Say demişken o zaman bir de diğer taraftan bakalım. Mesut Özil. Çok merak ediyorum yorumunuzu. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bu programda Mesut Özil'in ahvaliyle ilgili çok konuştuk. Ben hep şey tarafındayım. Başından beri hala o tarafta duruyorum. Dedim ki bu adama bir mobbing uygulandı ve ülkesi tırnak içinde ona sahip çıktı değil mi? Hikaye böyle değil mi? Hatta bir futbol kulübü, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi, kaptanlık bandını verecek kadar sahip çıktı. Ama sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüne küfreden adamla her gün yemek yedin ve işin sonunda eğrisi doğrusunu buldu ve takımdan gönderildin. Fenerbahçe'nin neredeyse bir senesini yaktığı gibi bütün planlarını, organizasyonunu, belki de çok daha iyi durumlara gelecek bir hocasını sabote etmiştir. Ben bir Fenerbahçeli olarak Mesut Özil'i bu yönden zaten çok kötü bir figür olarak görüyordum. Kendi hikayesi içinde desteği falan benim için şey değil. Beni şaşırtmadı. Yok zaten bilinen bir şey canım. Yani o zaten bilinen bir şey. Kötü de bakmıyorum. Sadece şunu söylemeye çalıştım. Yani Mesut Özil sporcu ahlakından çok uzakta bir oyuncu olduğunu Fenerbahçe'de gösterdi. Asla Fenerbahçe'nin bu AKP'li olmasıyla hiç alakası yok. Asla Fenerbahçe'nin böyle bir kaptan figürüne bir daha kapı, yol, pencere açmaması lazım. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç o. Yoksa Fenerbahçe'nin her türlü ideolojiden kaptanı da, hocası da, antrenörü de olmuştur. Benim de seçimle alakalı çok kısa bir iki söyleyeceğim şey. Birincisi yani Cihat'ın söylediği şeye %100 katılıyorum. Yani ben de şeyi gördüm ve çok üzüldüm deprem bölgesiyle alakalı. Ya şu anlaşılabilir bir şey. Mesela sen muhalefeti destekliyorsundur. Ben de, herkes biliyor zaten bu seçimde muhalefet tarafını desteklediğimi ve deprem bölgesinden çıkan oyları gördüğümde de şaşırdım. Bu başka bir şey. Yani dedim ki ya oradaki kutlamaları görünce özellikle, hadi çıkan oy neyse ama yani Maraş'ta kornalarla insanlar atlıyor zıplıyor. 3 ay önce o şehirde birçok insanın eşi, dostu, arkadaşı, kardeşi öldü. Bunlara çok anlam veremedim ama yani sen bugün, yarın, öbür gün komşunun evi çöktüğünde, şu olduğunda, bu olduğunda zaten
zaten bunu bir şey satın alıyorum düşüncesiyle, bir şey bekliyorum karşılığında düşüncesiyle yapıyorsan sen zaten o insanlardan daha düşük. Yani sen zaten satın alınabilir birisin. Ha, yani, evet yani onu demeye çalışıyorum. Yani ben kardeşim bu adamlara 20 saat soğukta yardım yaptım, onu gönderdim, bunu gönderdim. Şeye mi oy atacak? Senin düşündüğün partiye mi oy atmak zorundalar? Ben başka nedenlerden dolayı neden hala bu oyu attıklarını kendi kafamda sorgulamaya çalışıyorum. Oradaki ihmaller, ülkenin demokratik anlamda geldiği yer, ekonomik anlamda geldiği yer, şu bu. Başka bir şey. Bu anlamda sorguluyorum. Allah Allah. Tamam, o ayrı konu. Ama bunu yaptığın yardım ya da insanların canını kurtarmak üzerinden yaptığın bir eylemin olarak göstermek çok aşağılıkça bir şey. O muhakemeden en fazla politik bir sonuç çıkar. Aynen. Ya da sosyolojik bir sonuç çıkar. Yani bir intikam söylemi çıkmaz. Çıkmaz tabii ki. Çıkıyorsa senin, bak işte insanlık, vicdan falan demeyeceğim. Bunlar çok manipüle edilebiliyor ama senin birey olma durumunda bir problem var demek. Yani çok 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 yanlış. Yani bu hayal kırıklıklarınızı zaten, bak şöyle bir şey de var. Hani biz geçen hafta da burada konuştuk. Ben biraz sizden de farklı bir frekansta bu konuyu aldım. Yani Muharrem İnce meselesi, öbürü işte Sinan Oğan meselesi falan. Orada da çok büyük hatalar yapılmış gibi duruyor. Şimdi zaten baktığımız zaman bunu daha net görebiliyoruz. Şimdi bakıyoruz, yarın öbür gün Kemal Kılıçdaroğlu gayet bu iki ismi de yanına alıp yeni bir kampanya düzenleyebilir. Ya biz bu bölümü yayınladığımızda belki de çok belki farklı bir şey olacak. Muharrem İnce ile de anlaşacak. Şimdi işte geçen hafta biraz bunu söylemeye çalışıyordum. Yani hani size kötü bir şey söylemiyorum, yanlış anlamayın. Hani Muharrem'e oy verdiğimiz için pişmanız. Şimdi iki hafta sonra da verebilirsiniz. Yani bu politika biraz böyle duygusallığın dışında bir şey ve hep sakin olmayı istiyor. Ben biraz böyle bakıyorum konuya. Şimdi çok büyük hayal kırıklığına uğrayan partiler var. Çok hiç beklenmeyen işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar oy olacağını sadece onlar söylüyordu ve kimse inanmıyordu buna mesela. Yeniden Refah. Hakeza Yeniden Refah, ki bunlar kendi listelerinden girdiler. Orada da Millet İttifakı'nın içinde oyları çok açığa çıkmasın diye şeye giren CHP'nin listesine giren partiler gibi de değil. Cesaret edip kendileri girdiler. Ve mesela Milliyetçi Hareket Partisi tarafı gerçekten çok oy olacağını iddia ediyordu sürekli. Kimse inanmıyordu. 5-6, 6'ya düştü, 4'e düştü, 3'e düştü. Kayboldu diyen vardı mesela. İYİP'ten daha fazla. Ölmüyor. Yani. Türkiye'de politik olarak milliyetçi. Ölmüyor bırak. Güçleniyor. Ne onu diyecektim. %25 oy aldı. Ölmediği gibi %20-22'ler civarı. Son 20 senede 22'ler civarına kadar gelmiş bir hareket. Şu an 25-26'ya geldi. Evet. Bu da yeni jenerasyon üzerinde yapılan analizleri de boşa çıkartıyor. Belli ölçüde. Hakikaten bir noktada şeye geliyoruz, yani kendi mahallesinden çıkmayan aydınların yanlış baktıkları noktasına sürekli gelip duruyoruz. Çok şükür ben öyle düşünmüyordum. Ben o konuda pek yanılmadım. Yani ama ben ikinci turda bekliyordum zaten abi. Gruba'da herhalde ikinci tur tahmini yapan tek ben vardım. Az önce söylediğine bir yorum yapacağım abi. Dedim ya işte sizin yorumlarınızdan size kızmıyorum ama sabırlı olmak gerekiyor. Haklısın, lafım yok ama ben biraz da bireysel sinir orada. Bireysel agresyon var aslında. Sebebi de şu, yapılan yoruma dayalı bir agresyon. Yani bu adamla yıllarca birlikte yürümüş birisi olarak, yani biz ikimiz seninle 20 yıldır dava ortaklığı yapıyoruz. Ben seninle hiçbir şey olmadan, yani çünkü hiçbir şey açıklanmadı, biz bilmiyoruz. Çıkıp diyorum ki bu adam diyorum FETÖ'cü. Şimdi şöyle bir şey var. FETÖ'nün maşası oldu bu gün, adam diyorum. O bir günde olmadı. O çok ciddi bir organize bir karalama saldırısı kampanyasından sonra oldu. Ama hemen, bu taraftan olduğunu hemen olmadı. Ben çok bak, düşünmüyorum. Unutmayalım bunu, hemen olmadı. Muharrem İnce diyordu ki ben muhalefeti ikinci tura bırakacağım diyordu. Ben oylarını bölmüyorum diyordu. Aslında dünkü manzaraya bakarsak çok haksız olmadığını da gördük ki Muharrem bıraktıktan sonraki 2 gün vakti olan muhaliflerin bazıları o 2 günde de 48 saat Sinan Oğan'a ve takipçilerine küfür ederek o 48 saatte dolu dolu geçirdi. Dün baktığımız zaman dün baktığımız zaman işte aynı kafanın maset olayları rezil olaylar. Orada işte Muharrem'in kurban edildiği şey. Şimdi beraber yürüme, yine yani bunu söylemeye çalışıyorum. Ahlaksızlık nereden geliyorsa büyük kahpelik, işte sokağın ortasında küfür ediyor kadın. İdol ettiler ya. Seçmene. Yani şimdi karşıdan aynısı olunca deliriyorsun ama. Anladım, evet. Cumhurbaşkanı çıkıp sana şey diyor, sürtük diyor. Orada da benzer bir şey. Yani benzer sürekli bir şey anlamında var. Tabii ki benzer bir şey değil. Cumhurbaşkanının söylemesiyle. Ama onu böyle seçime 3 gün kala. Ya böyle bir yamukluk var abi. Bir de iş biraz magazine döndü gibi geldi bana. Yani şeyi tutar gibi oldu yani. Takım tutma artık gibi. Artık öyle zaten. Bir şeye dönüştü. Yani ben hani şeye meziyorum. Türkiye'de yıllardır böyle seçimi iki parçaya, iki tarafa bölme şeyi vardı. Sonunda ona geldi ya, yani Amerika'daki gibi işte Cumhuriyet'e. Yani ama bizde işte çok daha karmaşık bir süreç var. Bu aslında bu seçim en net şey şunu gösterdi bize. Milliyetçi seçmen kilit oldu. Ama matematiksel olarak tabloya baktığımızda %51 gibi bir kesim aslında muhalefet
tarafında, %49'da iktidar tarafında. Orası flu ama. Evet. Tabii Sinan Oğan'ın %5 oyunun tamamını aynen muhalefet olarak var, göremeyiz ama hani seçim olarak öyle. Müthiş bir katılım. Müthiş bir katılım vardı. 87. 89, 8 mi? 86, 87 civarı. 86 küsür, 87'ye tekrar. Bence ikinci turda bu kadar olmayacak. Çok yükseğe yakın bu. 8 milyon seçmenin dışarıda kaldığı bir süreç. 62 milyonun 8'i dışarıda. Yani dünyada bu 70'lerde seyrediyor. Avrupa'da. Bazı yerlerde 55-60. Amerika'da kaç tane seçim 55-60'la zaten çok yapıldı. İkinci turda bu öyle bir şey olmayacaktır. Çünkü şöyle de şok oldu. İnsanlar oy vermeye bir yerlere gidip geldi. İki hafta sonra aynısını. Şu ruh halinde zor ama tabii ki muhalefetin. Maddi anlamda işte, da sıkıntı yani. Şimdi belki bu program yayınlanana kadar Sinan Oğan'ın durumu da yani hangi nereye destekleyeceği vesaire de belli olacak. Ya şöyle de bir şey var. Ben tabii ki herkesi tekrardan oyunu kullanmaya, ikinci turda da bu motivasyonu sürdürmeye, vatandaşlık göreviniz ve yapmanız gerekir. Her şey gerekir. Bitmiş değil sonuçta. Ama şöyle, hayır yani muhalefet içinde, iktidar içinde aynı şey geçerli. İnsanların seçime katılımı önemli ama ben iki taraftan da insanın yani sadece muhalefetten gitmez ya da iktidar. Çünkü şöyle de düşünüyorum. İktidar tarafının bloğundaki yani özellikle MHP seçmeninde bir kısmı meclis için, kendi partileri için de gitti. Ama hani Cumhurbaşkanlığı için çok net bir kararları yoksa. O ama çok ciddi bir uçurum olur o. Senin söylediğin iki klik arasında. Yani oradan bir kişi gitmeyecekse buradan üç kişi gitmeyecek. Ya olabilir. Şu anki havadan bahsediyorum. Ama bu hava dağılır abi 14. Dağılır ama ne şekilde dağılır? Tabii yani bilmiyoruz. Tabii orada ne yapabilecekleri önemli. Dağılır derken dağıtılabilir diye düzeltelim. Evet. Mesela şimdi burada korkunç bir şey. İnsanların sürekli eleştirildi ve hep tersini cevap aldıkları bir durumdu. Meclise sokulan diğer partilerin işe yani bir oy getirisi olmayan. Şimdi bunlarla ilgili mesela bir tasarruf var mı? Bunların genel başkanları hala müthiş bir saygıyla bu işi yürütecek mi? Yani Muharrem İnce, Sinan Oğan bu ikisi ne olacak? Meral Akşener nereden bakıyor? Burada şimdi 20 tane soru işareti var. Bakalım hayırlısı uğurlusu hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Diyelim. Yavaş yavaş noktalayalım. Oğuzhan'cım konuşuyor. Sana vereyim istiyorsan sen oku. Ver bakalım canım. Tamam bunu bir oku abi. BBC Türkçe'ye Sinan Oğan bir açıklama yaptı. Hayda tam konuyu kapatıyorduk. Sinan Oğan 1-2 gün içerisinde istişareleri tamamlayıp muhtemelen ondan sonra ikinci turda kime oy vereceğimizi açıklayacağız. Yani biz bölümü yayınladığımızda az çok evet, belli olmuş olabilir ya da olmayabilir. Evet. Bize oy veren seçmenin hepsini ikinci turda anlaştığımız adaya taşırız. Çünkü bizim seçmen kitlesi Türkiye'deki en sadık seçmen kitlesi, en bağlı seçmen kitlesi. Millet İttifakı özellikle de sol partiler sağ seçmeni tanımıyorlar. Sağ seçmeni tanımadan siyaset yapıyorlar. Millet İttifakı'nın kaybetmesinin temel sebebi listeleri yanlış yapmasıydı. Millet İttifakı'nın sandıklara sahip çıkma becerileri de çok az. Ben uyarmıştım. Buna bir yorum var mı abi? Öyle sadece şu kısma çok katılmıyorum. Ben %5.2 gibi bir oy aldı Sinan Oğan. O %5.2'nin tamamının işaret ettiği yere gideceğini düşünmüyorum. Şu anki iktidarda da muhalefette de. Yani atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı ve dedi ki ey benim seçmenim biz muhalefet tarafındayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. 2,5 milyon oy aldı galiba. %5.2 oy aldı. Ben oradan fire vermeme ihtimali yani o oyun içinde hiçbir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmayı düşünmeyecek birçok insan olduğunu düşünüyorum. Ya Tayyip Erdoğan'a atarlar ya gitmezler. Orada şu olacak abi aslında bunu bence bunu emin söyleme sebeplerinden böyle şu bir mutabakat dayatılacak. Hanginiz bunu istiyorsanız ben sizi desteklerim diyecek doğal olarak. Bir pazarlık eli var. Ya benim mesela Sinan Oğan'a oy verdiğini bildiğim bir arkadaşım var. Sadece kendi küçük çevremden. Vermez Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şunu gitmez söyleyelim abi. Bence verir. Şöyle bir şey var. Şimdi bir mutabakat. Bakanlık falan. Her şey olabilir. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bilmem ne her şey olabilir. İçişleri Bakanlığı. Orada bir mesela mutabakata kendi seçmeni de ikna olursa yani evet burada bizim istediğimiz şeyler var ve istediğimiz taraf bunu yapacak. Mesela Yeniden Refah Partisi 30 maddelik bir mutabakat verdi AKP'ye ve onu imza altına aldı ve seçmenini de ikna etti. Çünkü orada çok ciddi bir hani AKP'nin karşısında duran çok ciddi yıllardır o partinin küçük büyümesine sebep olan bir klik vardı. Orayı ikna etti. Belli ölçüde ikna etti. Tabii ki ayrılanlar oldu ama ya şey konuşmamak lazım abi. Yani gerçekten orada da kendi kitlesini tatmin edecek bir şey ortaya koyarsa iki tarafı da kabul ettirebilir. Evet. Bakalım hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Şeyleri çekelim. Yavaş yavaş biz Ömer dönelim. Team Dambilzerian. Abilere selam, çatışmaya devam. Sizce en iyi yaşlı kaleci kim? Buffon, Handanovic, Mandanda vesaire demiş. Buffon artık oynamıyor gibi ya. Görmüyoruz oynuyor. Evet Parma'da oynuyor. Tamam oynuyor da işte performansını bilmiyorum ben yani. Buffon, Mandanda. Ben, ya Keylor Navas'ı alır mıyız? Bence o alırsak. Ki Nottingham'ı ligde tutabilir. Geldiğinden beri de acayip işler yapıyor. Ben Foster Keylor Navas kabul ederse Navas alıyorum. Foster girer mi? Girebilir. Çok iyi. Navas'ı ben aldım. Scott Carson neredeydi ya? Geçen bir yerde gördüm. City'deydi bir ara. Ha duruyor mu? Yok.
yok gitti galiba bilmiyorum. Şey ne? Beşiktaş'a gelen kimdi? Carson mıydı? Hayır, Bursaspor'a geldi. Yok, bir tane İskoç McGregor. Ha, McGregor. O da takılıyor bir yerlerde. Glasgow'daydı bir yerde. Kemal Kiraz, sorum 2 ilişki duayenine. İlişkilerde hayata bakış açısının farklı olması çok büyük bir sorun mudur? Ona rağmen ilişki yürür mü? Çok büyük bir sorundur. Ona rağmen ilişki elbette yürüyebilir. Çünkü ilişkideki tek dinamik... Aklıma bir şey geldi ama çok özür dilerim. Yok işte. Bağlantıyı da söylemeden söyleyeceğim ki ifşa etmeyelim. Dün bir arkadaşım bir olay anlattı. Akşam saat 10 gibi çocuk ve sevgilisi 7 aylık ilişkileri var. Çocuk şey demiş kıza, kaybettik demiş seçim için. O da demiş ki sen nasıl konuşuyorsun, niye umutsuzluk yiyorsun? Bundan bir tartışma çıkmış, bir saat içinde ayrılmışlar. O geldi aklıma. Aslında çok ayrı fikirlerde değiller birisi. Yani evet abi, dediğim gibi ilişkilerde çok fazla farklı dinamik var. Yani çok her şeye aynı yerden bakıyorsundur, o da iyi değildir falan, ama hayata bakış açısının farklı olması büyük bir sorundur. Büyük bir sorundur. Ona rağmen ilişki yürür mü? Dediğim gibi yürüyebilir. Diğer dinamiklerin birçoğu çok şey tarzı diyorsun. İşte CHP'li erkek Hüdapalı kız ilişkisi yürümez mi? Abi hayata bakış sadece politik anlamda bir bakış değil. Yani sen... Dünya bakışı. Sen çok ciddisindir. O çok laylaydır. Sen ne bileyim rahat bir insansındır. O gergin bir insandır. Soru önemli midir diyor. Çok büyük bir sorun mudur diyor. Çok büyük bir sorun da olabilir, olmayabilir. Bunları net cevaplamak imkansız. Ya sen onu söylemeye çalışıyorsun bence. Onu ama şunu, bence çok büyük bir sorundur. Bence büyük bir sorundur ama ilişki buna rağmen yürür müyü net cevaplamak şey değil. Yani bunun bence bunun farklı olmasının çok büyük bir sorun olmadığı bence tartışmaya açık değil. Bence bir sorun bu. Ama bu sorunla ilişki yürümez diye bir şey yok. Abi özetle şunu diyorsun. Şimdi sana saygısızlık etmiş gibi olmayayım. Yani çok önemli olabilir diyorsun ama olmayabilir. Ya bir sorundur kuşkusuz. Ama bu sorunu aşacak irade ortaya koyulabilir mi? Aynen abi. Ben yani hayata farklı baktığım bir iki insanla gayet mutlu ilişkiler yaşadım. Çok ve aynı baktığım insanlarla çok daraldığım da oldu. Direkt %100 olmaz dedirten bir dinamik değil bence. Yiğit Topal, Team Custodio. Abiler Akhisar'dan zevkle, severek izliyoruz. Teşekkürler. Akhisar'a da gelmiştik. Buradan aklınızda kalan istediğiniz bir şey varsa söyleyin ya da gönderelim. Gekas. İstanbul'a gelince kendimiz getirelim. Teşekkürler, canının sağlığı. Bizim yerimize neydi o köfteden? Can köfte. Can köfteden ye. Yeter. Caner Sparrow. Sorun medya devine. Abi sporla bu kadar içli dışlı olmak, bundan geçimini sağlayıp işinin bir parçası olması senin spordan aldığın keyfe zarar veriyor mu? Hobi olarak takip etmekle işin içinden gelmek arasında nasıl bir fark var? Ya şöyle, tabii ki bu kadar yoğun bir ajandayla, bu kadar yoğun bir takvimle çalışmak zaman zaman örseliyor. Yani bu işi sadece hobi olarak takip ettiğim ya da işte bir spor sever olduğum dönemlerde daha yoğun keyif aldığım dönemler oluyordu. Ya bazen şu oluyor, çünkü her ne kadar insanlar şunu söylese de abi sevdiğin işi yaparsan hayatında bir gün bile çalışmazsın falan. Bunu daha önce de söyledim. Öyle bir şey yok. Yani saat 5'te futbolla ilgili bir program çek, 7'de onu yap, akşam 10'da maç izle, 12'de çık, onun 1,5 saat... Amına koyayım, Getafe senin oluyor değil mi? Ha yani evet. Evet oluyor yani bir noktada. Ve ben yani mesela şu an öyle değilim. Çünkü mesela bu sene spikerlik yapmadığım için... Dönüyorsun değil mi? Seneye dönmeyi düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Yani büyük ihtimalle dönerim. Ama şu... Bir maç sanlı hayalim var maç anlatmak. Onu gerçekleştirmeden ölmeyelim. Yalvarıyorum. Düşünle dön. Tamam. Bak burada belki de binlerce senin hayranlısı oluyorum. Ne olur dön. Sebebi şu. İsim vermeyeyim. Sen çünkü isim vermemizi istemiyorsun meslektaşların hakkında. Abi ben bağırmalarından çok sıkıldım. Ya ben de arada bağırıyorum ama. Abi ama senin bağırman, senin bağırmanın daha tatlı. Söylemiştim. O yüzden bıraktın zaten. Yani... Abi hepsini geç. Ömer Öndül'ün yorumculuğu maç benim için 10 kat fazla keyif. Ya yemin ediyorum inanılmaz bir adam. Vallahi benim ya. De öyle bir alışkanlığım var abi. Müthiş yani bir maçın herif ya. Başında yani Ömer abiyle zaten maçta anlattım 3-4 kere. Belki seneye tekrar anlatırız. Hakikaten tuhaf bir aurası var ya. Yani abi çok bir şey, bence o biraz şey, çok tutkulu herif. Ya bazı yerlerde en çok eleştirildiği konulardan biri, bazı yerlerde çok hani Captain Obvious dedikleri, hani çok hakikaten birinci köy. Olmuyor değil. Olmuyor değil. Yani bunlar insanlık hali. Hayır, sadece insanlık hali değil abi. Yani Ömer abi artık 70'li yaşlarında olan ve bu işlere girdiğinde ki tarz, benimsenen tarz ya da yapılan yorumculuk tarzı biraz böyleydi. Şimdi bugün 30-35 yaşındaki ya da işte 40 yaşındaki Emre ile ondan 30-35 yaş daha yaşlı bambaşka bir jenerasyondan, bambaşka bir spor medyasından gelen duayla Ömer bakayım abinin aynı tip yorum yapması mümkün değil tabii ki ondan sonra. Evet yani ben de mesela geçen maçta da izlerken şey dedi, yani işte Manchester City'de çok etkili oyuncular var falan filan. Bu güzel bir yorum ki. Ya hayır tamam. Ya şey bir yorum değil ki. Ama o maçı izleyen, az maç izleyen adam da var ya, onun izleme kalitesini arttıran bir yorum da olabilir o. Kevin De Bruyne diye müthiş bir oyuncu var demiyor ki. Önemli ayaklar.
taraftar var diyor City'de. Bazen öyle şeyler de diyor. Ya, ya bu Kevin De Bruyne de müthiş oyuncu bilmem ne falan. O diye. Doğru. O da diyor. Yine gaza ya, gelmiyor. Tamam, tamam. Ya ben bir şey demiyorum zaten. Ya, anladım ben seni. Dediğim benim, mesela şey... o hani insanların şikayet ettiği şey mesela ha. Benim sevdiğim bir şey onu söylüyorum. Tamam onu aynen. Söylemeye çalıştım. Ben de... Ya bir kere şöyle bir şey. Mesela Inter maçında da o vardı. Real Madrid maçında da vardı değil mi? İkisinde de o vardı. Hı-hı. Çok keyif veriyor yani o şeyleri. Bir de şey bence sahayı okuması da çok iyi. İyi. Yani gerçekten o jenerasyon birisine göre çok üst düzey ve bu herifin yani adam Boca Juniors River maçından gelmiş mesela şeyi anlatmaya. Boca Juniors River'sı biz şeyde görüyoruz. Maçkolik'te 7 tane kırmızı kart olmuş. Mesela ana akım medyada hiçbir yerde göremezsin ama Ömer Ründül o haliyle yaşlı bir insan olmasına binaen söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Kalkıp Arjantin'e gidiyor. Geliyor 2 gün sonra Inter maçı anlatıyor. Ben hoşuma gidiyor tutkusu futbol ben sevgisi. Ben de hala da çok seviyor. Yani yazıyor böyle maç öncesi. Ben işte ilk şeyde şaşırmıştım 40-45 dakika önce. Bana şey falan dedi. Erman burada şu oynuyordu değil mi falan filan. Ha no, çalışıyor. Şöyle bakıyor ediyor yok, falan filan. Yani yapmasa da yapmaz. Yok çok çok ben çok beğeniyorum. Ertan en güzel Birmingham çocukları sever. Sorum ilk günden beri Jack Grealish müdafasında en ön saflarda yer aldım. Erman abime. Abi Newcastle yedek kulübesinde Eddie Howe'un yanında bir herif var. Hoca gibi takılan. Sizce Kuzey Kore nasıl bir ülke? Bu benim esprimdi. Metne de geçmiş. Ben geçen bir bölümlerde dedim ya. Uzun bir şey okudum. Sonra en sonunda sizce Kuzey Kore nasıl ülke dedim. Sallamasyon. Kuzey Kore'ye cevap vermek ister misin? Bilmiyoruz ki. Haber alabilsek yani. Bence ya Kuzey Kore'deki herkes çok mutluysa. Umut Görmen. Team Erman Yaşar'ın dökülmeyen kaşları. Tövbe tövbe. Malum yaz geliyor. Bizlere de tatil için gittiğiniz gördüğünüz yerlerden öneride bulunur musunuz? Saygı, sevgi. Erman abi geçen bölüm saçları konusunda hassas davranınca destek olayım dedim. Her sene bu yaz sorusu geliyor. Ben pas geçiyorum. Ben bir Şarköy'üm yine var. Şarköy'e bekleriz. Onun dışında da ben bir 10 gün falan Antalya Kaşcan'ım. Yani ne bileyim oralara bir güneye ya da Ege'ye. Ayvalık olur. Güneye de şöyle bir Rusya bölgesine. Oralara bir yerlere giderim. Yani İzmir God, olur. The God Fatih. Team Hacı Kop Kop Madevri. Abiler ilk ortaokulda en sevdiğiniz okul oyunu nedir? Bence uzun eşek ile birbirini çok iyi tamamlıyor. Adeta kuru fasulye pilav gibi. Uzun eşek hakikaten çok yüksek kalitede bir oyun. Ben uzun eşek, ben yakar topu da çok severdim. Ya. Yakar top. Acayip adrenalin abi. O oyunlar ne iyi oyunlardı be. Yakar top. Maçıdır, simit iyidir. Seksektir, simit ya zımmadır. Simit falan biraz şey erkek oyunu da. Yakar top evet. Hem kızla erkekle oynanır. Hayır oğlum sert bir oyun yani. Yok abi çak, gelecek tepki bir... gelir. Ne oldu acı rahatsız mı oğlum erkek oyunu? Hayır abiciğim. Yakar top diyor şey. Hani hem kazı var. Ya abi. Mis top diyor işte. Abi bir kere denklemin içine de kadınları sokmayın. Ne pis şeysiniz siz cinsiyetsiniz ya. Zımba ve simit miydi? Simit. İkisi de Zımbada simit bir iki tane versiyonu var. Şimdi biri seksek sekmeli, birisi koşmalı. Mesela simit koşmalı. Simit koşmalı. Zımba yani seke bilmiyorum. Seke gidiyorsun. Bilmiyor tek musun? Ayaklı. Zımba. Bizde simit oynanıyordu abi bizim. Tek ayaklı zımba. Bir de simit var. Simit. Bizde simitte de seke seke gidiyordun. Yani. Karıştırıyor olabiliriz şu an. Gevrek mi? Max yörük esprisi. Kaan Akpınar. Abiler haftaya bölüm yayınladıktan bir gün sonra doğum günüm. 11 Mayıs. Geçmiş yani. 18 olacağım. Geçen sene de yazmıştım görmemiştiniz. Bu sene kutlar mısınız? Tabii ki. Kaan Akpınar 18 yaşına girdin. Reşit oldun. Kaan Akpınar şimdi senin reşit zamanın. Çocuk. Şimdi senin zamanın ama resim TCK'ya göre değil mi? SSK mı? TCK. TCK. Oy kullanabiliyor. 11'inde girdiyse kullandı. Kullanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir daha kullanacaksın. Güzel bir kariyer başlangıcı. Eray, Team Kirve. Abiler sizce Kuzey Kore nasıl ülke? Ha hiçbir veri akışı alınmadığı için internette dolaşan bilgiler, haberler vs. yalan olabilir. Olabilir ama çok fazla anti propaganda da yapılıyor. Yani hiç olmayan şeyler bir ton oluyor gibi anlatılıyor. Ben şimdi linç edilirim diye çok büyük bir şey söylemeyeceğim. Ama ben Kuzey Kore'yi seviyorum. Mustafa Batumluoğlu. Abiler sevgilimle bir hafta önce ayrıldık. Büyük boşluğa düştüm. Bu boşluktan nasıl çıkarım? Bir de Şampiyonlar Ligi'nde City'nin Bir de Şampiyonlar Ligi'nde City'nin olası bir elenişinde Pep Guardiola'nın geleceği ne olur? Gerçekten büyük bir boşluğa düşmüş arkadaşımız. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirdiği travmanın boyutları bambaşka bir seviyeye çıkmış. İlk önce son soruya cevap vereyim. Yani City'nin olası bir elenişinde Pep Guardiola'ya bir şey olmaz. Devam eder işine. Son 6 senede 5. Premier Lig şampiyonluğunu aldı. CL'de de. Bence bu sene Arsenal'in değil de City'nin almaması da iyi oldu bence. Şu açıdan söylüyorum. Arsenal çok iyi bir takım. Olma yolunda. Ama daha biraz tokat yemeye ihtiyacı var. Var. Seneye daha iyi olmaları, potansiyelleri yüksek. Bu noktada şampiyon olmamaları daha iyi oldu. Çünkü şu benim kafamda sadece tek bir fikir var. O Guardiola'nın Premier Lig'deki şeyini kıracak şu an bir takım çıktı yıllar sonra. Hükümdarlığını. Arsenal seneye daha güçlü olacaktır. Abi sırasız liste. City, Newcastle. Poş geldi. Chelsea Liverpool, sıkıntılı olur seneye. Liverpool. Nereye poş geldi? Chelsea'ye. Poş kim? Ha Pochettino. Aynen. Chelsea. Poş diye oyuncu var ya. Bak sayıyorum. Onu Chelsea, United. Şu 5 takım kafaya oynar. O arkadaşlar da. Hayır takım. Böyle olursa
Ya bu şey bu ivmeyle devam ederse 1-2 bu ikisi olacak hep gibi geliyor değil mi? Aa, farklı bir kalite var çünkü. Yani Liverpool'un yapacağı transfer abi transferi doğru. Görmeden bir şey diyemezsin. Liverpool baştan yıkılıp yeniden yapılmalı. Liverpool evet. Çöküklük takım. Çökük. Chelsea çökük bir takım. Manchester United hocası itibariyle sakıncalı bir takım, sıkıntılı bir takım. Tamam mı? Oğlum bırakın Pep Guardiola'yı. İlk soru daha önemli. Bu boşluktan nasıl çıkarım? Sen şimdi bu dediğime katılmıyor musun? Abi bırakın bu sorunun cevabını veremem ya. Abi sen benim dediğime katılmıyor musun? Kardeşim diyorum ki iki takım City ve Arsenal yapısı itibariyle farklı durumdalar. Newcastle bence muhteşem bir takım. İzlemesi en keyifli takım olabilir. Bir de para da var iyi transfer yapalım. Peki Newcastle Mourinho. Kontrollü gittiler. Evet. Ha? Newcastle Mourinho. Bozmazlar bozmaz. O hoca bozulmaz. O adamı biz çöp kutusundan beri takip ediyoruz. Bournemouth'tan. Bournemouth zamanlarından beri. Adam hocanın kralıdır. Her ne kadar Erman abinin Graham Potter'ı patladıysa da. Oğlum o Chelsea'de herkes patlar. O Chelsea'de yemin ediyorum. Herkes patlar o takımda yani. O Chelsea'ye kim lazım biliyor musun? Bak şimdi nokta atışı hoca veriyorum sana. Luchescu tarzı biri lazım. Aynen ya. Poş yapar ama şimdi poş şunu yapacak. Yani sizin, onunki, sizin on... senin çocukluk arkadaşın değil mi? Poş. Poş. Öyle bir diyor ki poş. Pep, poş. Mou. Ama ne koyayım 2012'de internette blokçular, 2010'da blokçular vardı. Bütün yazıları böyle yazıyorlardı. Poş'un işte oynattığı oyunun perde arkasında yatan nedenler. Böyle şey, bunu senden tartışmıştık ondan önce hatırlıyorsan. Tamam devam et abi. Ya ben sadece bir... Poş doğru tercih. Oğlum poş diye oyuncu var aklım ona gitti sürekli. İkonik bölümler neden gelmiyor? Cihat Hoca pasaportunu mu kaybetti? İkonik yapacağız dedik demiştik değil mi? Var tabii ikonik. Yapacağız ya şu seçimler bir bitsin. Üçüncü tura kalmazsa. Vallahi Erman abi beni gönderiyordu Nijer'e, Bangladeş'e. Adam okusun bir soruda. Valentin Rozier. Abiler selamlar. Sizce Gabriel Jesus Pep mi değiştirdi yoksa Pep tam verim alamıyor muydu kendisinden? Buyurun konuştuk. Gabriel çok aşırı derecede potansiyelli bir oyuncuydu. İsmi lan en azından poş demiyorum. Gab. Gab aslında Arsenal. Yok Gabriel, Gabriel ikinci Neymar'dır potansiyel olarak. Lan oradan daha neler. Tabii ki. Siz o amına kodumun... Gabriel Jesus'dan bahsediyorsun değil mi? Forvet. Santrafor olan. Gabigol'den bahsediyormuş. Hayır. Gabriel Jesus'dan bahsediyorum. Şu anda Arsenal'da oynuyor Gabriel Jesus. Hayır dur ben başka bir şey diyorum. Nasıl kardeşim. İkinci Neymar'la? Dur. Brezilya'dayken Neymar kalitesinde bir oyuncu geliyordu. Yetenek havuzundan bahsediyorum. Siz görmediniz çünkü Manchester City'de öyle bir oyun oynamadı. Zaman zaman Arsenal'de gösterdiği oyun... zaman Arsenal'de gösterdiği oyun... Bu adam çok üst düzey yetenekli bir oyuncu. Şu an çok küçük bir kısmını görüyoruz. Çünkü Guardiola onu biraz farklı bir oyuncuya çevirdi. Ama Arsenal'de daha özgür hallerini daha çok görebiliyoruz. Bunu söylemeye çalıştım. Güzel konuştun. Yani Neymar olacak gibi ortaya çıktı demeye çalıştım. Neymar manyak bir standart olduğu için ilk çıktığı zaman yetenek falan. Yetenek kalibresi diyelim. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Hatta Gabigol o kadar yetenekli değil. Asla değil. Değil. Okan Ural, Team Ermanişko Messi. Eslem'le beni bir potada eritmiş. İttifak. Sorum her ikinize de. Herhangi bir dolandırılma anınız var mıdır? Ben dolandırılmadım hiç. Kesin dolandırılmıştım. Mışalıdır. Ama büyük bir dolandırılma yok. Ne olabilir? Maddi belki dolandırılmamış oluyorsa ama manevi kesin. Manevi biz hayatımız dolandırıcılarla geçti. Kentsel dönüşümler. Ah, Enes Fargartan. Team Udinese ışık saçıyor. Yadanes. Udin değil mi o da aslında? Udine. 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 Udine şehrin adı. Türkçesi. Udin. Evet. Udin mi Udine mi? Udine. 3 haftadır programda hep Medine mi? 3 haftadır programda hep sorum okunuyor. Müteşekkirim 4 oldu. Bizim öğrenci yurdunda kediler var. Sürekli sırnaşıyor. Birinin ismini Ricardo koydum. Seslendikçe bana bakıyor. İdeal kedi ismi nedir? Şişe camdan Harun'a selam söylerseniz. Şişe camdan Harun sana çok sevgiler. Enes Faruk Ertan'ın selamı var. İdeal kedi ismi seninkiler. Mia ile? Handan. Handan. Handan Handanovic aslında uzun. Ha, kedi gibi. Samir Handanovic'e ithafen koymuştuk. Diğeri? Ama evin içinde Handanovic demek çok zor olduğu için Handan'a evrildi. Spikerler bile zorlanıyor. Aynen. Diğeri de yani Mia çok klasik çok bir kedi ismi, kedi ismi ama ben çok sevdiğim iki tane Mia karakterinden dolayı. Biri... Kalifa. Hayır lan. Biri Uma Thurman'ın Mia Wallace'ı. Pulp Fiction'daki. Öbürü Show. De... Pulp Fiction. Ha pardon. Kill Bill. O neydi? Şu muydu? Şu. Bir de Emma Stone'un şeydeki Aşıklar Şehri'nin şeyi neydi? La La Land. Oradaki karakteri de Mia. Sen La La Land seviyor musun? Seviyorum. Aşık mıdır? Ben La La Land'i seven o kesimdenim. Senin çok espri kaydından eleştiriliyoruz ama. Bence çok klas bir müzikal. Özellikle de sonu... Bu arada Zorlu'daki neydi? Allah kahretsin. Notre Dame de Paris. Nasıl okunuyor? Not the Bunny. Değil mi? Notre Dame de Paris.
Bunun müzikaline gidin. İnanılmaz müzikal. Başka neyi var? Başka bir şey yok. Müzikaline gidin. Ya bir de kilise. Bir de kilise mi o? O nerede Balzac var? Bir de katedral var. Katedral işte. Kilise. Katedral. Şeyde. Balat'ta. Yandı bir tane. Aynen. O müzikale gerçekten fırsat olan varsa gitsin. İyidir. Şu an milletin psikolojileri el vermez gibi geliyor ama. Öner öde bal. Şu an FIFA oynayabilirsiniz. Oralar yollasın. Bak. Evet. Ha bitmiş. O zaman çıkamıyoruz. Evet, güzel bölüm oldu. O ne? Dağlar güzel. Ha götür götür. Güzel oluyor. Siz konuşun başlayalım. Ne kadar konuşacak konu kalmadı. Pogba sakatlanmış. Ya. Pogba zaten kafada bitirdiği oyunu kas grubundan da bitirmiş. Gençler Birliği'ndeki kardeşi daha iyi Florentin seviyesine geldi mi muhabbet? Florentin topçudur. Bir tane daha var bir de. Büyü yapan. Şey Pogba. Büyü yapan değil mi? He. Mahmut Pogba. 3-4 tane Pogba var. Hepsi birbirinin aynısı tip olarak. Bir tanesi de futbolcu değil galiba o büyü yapan. Ha? Büyücü mü? 8. ligde mi ne? Büyücü Pogba. Büyücü Pogba, Mahmut. Kardeşim şurada eskiden şey oluyordu. Yok onu attık. Yeni Türkiye'de yok o. Abi geçtiğimiz günlerde bir de Eurovision düzenlendi. Every way to the camp. İzlediniz mi? Veya hayır. Gördünüz mü? Baktınız yok mı? Yok ya. İsveç kazanmış galiba onu biliyorum. Evet aynen, fark attım. Bayağı hatta işte diyorlardı daha güzel şarkılar var falan. İşte Fransa daha iyiydi falan filan. Ben size bir görsel attım. Allah. Evet. Yine bizim malum Taste Atlas'tan. Zaten Erman abi okuyunca anlayacaktı. İtalya birinci sırada. Bu şey. Yunanistan 2. Eurovision'a katılan hani ülkeler biz de varız. Türkiye'miz 5. sırada. Ne bu? Eurofood. Eurofood olarak yapılan ha, araştırmada en çok oy alan hani istatistik sonda olarak. Sonda ne var? Ya İtalyan mutfağı kuzey, çok dominant bir mutfak zaten. Ne Finlandiya falan var evet. Değil İzlanda. Somuncular, somuncular. Letonya. Bu akşam yemekte ne var anne? Balık var oğlum. Ya İtalya'nın zirvede olması şaşırtıyor. Dün de balık vardı. Evet ondan önceki gün de balık vardı. 200 yıl önce dedelerin de aynısını yedi. Beni şey biraz şaşırttı. Sırp mutfağının iyi olduğunu söylerler. Gerçi kötü bir yerde değil. 14. sırada ama. Hani ikon yapar gibi geliyordu. Mesela Hırvatistan yapmış. Ama hepsine gitmen lazım. Hırvatistan yapmış. Bilgiler eksik bizde. Hepsine gitmiş olsam. Mesela ben İtalya'ya gittim. Yunanistan'a gittim. Fransa'ya gittim. Ben ilk 5'teki her ülkeye gittim. Zaten 5 Türkiye. Tamam. Ona gitmeme gerekiyor. İtalya'ya katılıyorum. Tamam. Müthiş gerçekten. Hocam dikkatini bir şey çekiyor mu? Bakıyorum. Yani senle çok o taraflara gittiğimiz için. Hiç Balkan ülkeleri yok mesela ilk 10'da. 14 Sırbistan var. Bence bu büyük bir eksiklik ki Balkan mutfağı harikadır. Şimdi Bosna'da, Sırbistan'da hamurlar iyi, tamam mı? Hamur işleri çok iyi. Etler de iyi ama bunlar biraz lokal standartta şeyler, tamam mı? Ya belki biz o taraflardan yok, geliyoruz. Şimdi hayır, güzel. Fakat lokal standart. Şimdi burada ilk listenin ilk 5'indekiler gastronomik olarak gelişmiş yerler. Yani bak evet, hatta evet. Bunlar ciddi hani bu konuda yemek turizmi olan belki ülkeler. Bir tanesi girebilir. İspanya, Fransa falan çok. Türkiye dahil bunlar gastronomik turizm yapılan yerler. Diğerleri öyle değil. Bir de yani kimse Bosna'ya, Sırbistan'a şeye gitmez. İnanılmaz yani. Şef çıkartan ülkeler bunlar. Ha. Yani Fransız şefler, İtalyan şefler. Ben şey demiyorum zaten. Fransa'nın zaten alsın. Zaten daha üstlerde olabilirdi. Şimdi ilk 7 ülke Akdeniz ülkesi. Bu da bir şeyi anlatıyor zaten. Coğrafya bilgimin iyi olduğunu anlatıyor. Yeniden de sevebiliriz Akdeniz. Yani Akdeniz ülkeleri sıcak ülkeler. Yemek de her zaman zaten sona baksana burası da. Arnavutluk biraz daha yukarıda olabilirdi ya. Arnavutluğun abi Arnavutluk'ta ciğeri var en azından. Garsonlar seni dövme seviyesine çok hızlı geliyor. O yüzden bu kırıkta kalmış olabilir. Kimse yemeği tadamadan kalkıyor olabilir masadan. Listeyi hazırlayanlar da. Galler 41 ilginç. İngiliz kaç? İngiltere 20'de vardır evet 15. Yani İngiltere'nin de öyle olağanüstü bir mutfağı yok ama ortalama bir mutfağı var. Beğendim. Evet, tavşandan önce konuşmak istediğim bazı konular var. Şu anda şöyle bir bakıyorum da evet kapattım. Tavşandayız. Tavşan sequence. Tavşan sequence. Yağız dinlenmez. İki büyük aşk adamına selamlar. Abilerim, mental olarak ve aşk hayatı olarak inanılmaz kötü durumlardayım. Sizce Messi Barça'ya dönerse Leva ve Messi Barça'yı ucu ele getirir mi? Ulan aşk durumu paramparça olan erkek. Oğlum niye bu konseptle soru geliyor? Nasıl etti? Messi Barça'ya dönerse Leva ve Messi... PSG taraftarı uyandı. Getiremez. Alayına gidere başladılar ama yanlış muhakeme ediyorlar sürekli süreci. Alaturko, Team Alaturko dinlediğiniz zaman milli duygunuzu kabartan şarkı, marşlar var mı? Misal 10. yıl marşı veya Tarkan'ın milli takım marşı. Abi Feyenoord'un şampiyonluğu hakkında ne soruyorsun? Var arkadaşlar Fazıl Say'ın 100. yıl marşı. Beni heyecandan heyecana sokuyor. Klasiyof, Ömer Baba'nın Deli Hikmet'e borç vermemek için anlattığı hikaye. Abiler öncelikle geçmiş bayramınızı kutlar. Ellerinizi öperim. Sorum şu. Bu diziyi izlerken bir karaktere ciddi ciddi sinirlendiğiniz bir sahne oldu mu? Ben Polat'ı hastaneye Çakır'ın yanına girerken yakalatan Meral'e sinirimden uyuyamamıştım. Aa çok komik bir sahnedir. Aynen. Polat Polat deyip duruyor. Aynen. Ben hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Ezel'de şeyin kız kardeşi Bahar. Yani hayatım boyunca öyle bir sümük. Şşş, ayıptır lan. Nasıl yani?
Karaktere küfür ediyor abi. Ama bir yandan da aşırı başarılı. Çünkü çocukluğundan büyüğüne kadar hastalık geçirmiş bir karakteri oynuyor. Tedavi gören aşırı duygusal. Yani müthiş bir rol çizilmiş ama rol benim sinir krizi geçirtti yani bana. Bir de bir kişi daha var. Dur söyleyeceğim sana. BBG Caner gibi oldun. BBG miydi? Niye öyle bir şey yaptın? Kafasında bardak kırıyordu. Ben de soruyu kırıyordum. Bu ben geçen düşündüm. Bir tane neyse devam et. Ben bir tane daha korkunç karakter getireceğim. BBG değil zaten şey ya. Evlilik inşallah. Bahar böyle. Massimiliano Alihan. Parti kuracak olsanız ismi ve sloganı ne olurdu? Ömer Baba bilim kurgu kalır o yanında. Öyle söyleyeyim. Öyle bir temposu var. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Neyse olmuş. Parti kuracak olsan ismi ne olurdu? Zor abi. Zor. Ben FIFA'da takım açarken 10 dakika düşünüyorum ya. Şey işte seninki CAP. CAP. Cihat Akpel. Cihat Akpel. Okan Aksu abiler selam. Hayatımda bir dakika. Kılıçdaroğlu 1 milyon tweet, 1 milyon follow geçti. Ama geri çekiyorlar favı. Dün gece 1-2'den 1'e düşmüştü. Aynen. Ama geçti sonuçta. Okan Aksu abiler selam. Hayatımda her bilgiyi aşabiliyorum ama Steve McManaman'ın kuzeninin 90'larda Beyoğlu Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni olmasını aşamıyorum. İnanılmaz bir bilgiymiş. Yeni öğrendim doğruysa. Ekşi Sözde David McManaman yazınca karşımıza çıkıyor. Tim McManaman'lardan David. Müthiş bir bilgi. Acayip. Ben de bilmiyordum. Hüseyin Yasin Can. Abi selam. Aydın Kuyucaklıyım. Bir kere de bana Kuyucaklı Yasin'e deyip selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Buradan Kuyucaklı Yusuf'a ve Yasin'e. Evet. Çok sevgiler. Kuyucak Yasin. Kitap tavsiyesi olanlara da Kuyucaklı Yusuf'u şiddetle tavsiye ederim. Tugay Durkut. Team One Danara. Halı sahada kaliteli maçın skor baremi nedir? 10 gol üzeri vasat, 20 gol üzeri kötü maç gibi. 8 golü geçmeyeceğim. 6-4. 5-3. 8 golü geçmeyeceğim. 5-3 nefis skor. Bizim maçlar hatırlayın bir ara. 2-1 bak. 2-1 bitiyordu. 2-1, 2-2, 1-2. 0-0 bitti mi çalışan maçınız? Yok. 2-1 falan bitti benim ama. Benim de bitmedi de. 2-1 hatırlıyorum. Daha geçen şey oldu. 1-1'di maç. Son dakikada 2-1 oldu ve maç bitti. Aynen oluyor. 0-0 acayip oluyor. Mücadele yüksek, oyun kalitesi düşük maçlarda oluyor. Evet. Ama mücadelenin yüksek olması lazım. Abi iyi bir kaleciye bakıyor. O da var. İşte hepsi önemli doğru. Giacomo Raspadori. Team Claudio Marchisio. Abiler güncel durumundan hareketlenerek Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kazanması durumunda Eder Militao Ballon d'Or sıralamasında ilk 10'a girebilir mi? Abi soruya bak. Bir de girebilir. Sonlardan girebilir. Güzel ama bu adam demek ki futbola yatıp kalkıyor. Bu kadar kılcal bir soru geliyorsa. Bir de başkente 3 günlük arkadaşın selamı varmış diyebilir misiniz? Başkente 3 günlük arkadaşın selamı varmış. Abi dur bir dakika şimdi bu şifre mifre olabilir. Başım. Var o şifresi de şifre. Başkente tatile çıksın. Mert Zengin. Başımız yanmasın. Abi, sizce en havalı stadyum isimleri neler? Ben Ramon Sanchez Pizjuan kesinlikle katılıyorum. Ben burada hep Necmettin Şeyhoğlu. Craven Cottage'ı hastayım. Necmettin Şeyhoğlu. Craven Cottage. Gittik kapısından anasını satayım içeri almadılar. Sence? Wanda Metropolitano. Ya o iyiydi ya. Wanda Metropolitano. Güzel isim ama. La Bombarena. La Bombenera. Atatürk Olimpiyat deyip bütün alkışları al bakalım. Erman Yaşar. Sana bırakıyorum. Evet. Evet. 99 bölümü devirdik ama 97. bölümümüz hala stokta. Çekilmedi. Çekilmesi için acayip çalışmalar var. Çok yakın zamanda Kurtlar Vadisi Özel 97 gelecek. Biz 100. bölümümüze doğru yol almaya bakarken çok da duyguluyuz. Çünkü neden? 100 bölüm kolay değil. 100 Dalia. Bölüm kolay değil. Dalia. Bu arada tabii. 97. bölüm için Mehmet Karahanlı ile görüşmeler. Çeşitli oyuncularla görüşmeler halindeyiz. Sen kimle sandıktaydın? Kılıç. Kılıç. Gerçek ismi? Neydi? Recai değil. Şaşmaz teşekkürler. Yok. Şey. Ogan oğlu bir şey. Oğlu bir şey. Olgun Kılıç. Yok. Olgaç. Olgaç. Atilla Olgaç. Atilla Olgaç. Tamam. Atilla. Bence bir daha alalım. Tamam. Şey olmasın tabii. Çok. Kimle birlikteydin? Kılıç. Atilla Olgaç'tan girelim. Evet. Buyurun. Kimle birlikteydin? Atilla Olgaç'la. Evet. Kılıç. Buraları hiç kesmeyin abi. Böyle yayınlı insanlar aynen işleyiş şeklinde görsün. Gerçekten burayı kesme. Ben de Hüsrev Ağa'yla aynı sandıktaydım. Ben Kılıç'la birlikteydim oy kullanma aşamasında. O yüzden kullanamadık. Kılıç'la mı gittin? Evet işte Kılıç'la giremezsiniz. Evet. 8 kişiye sadece selam söyleyeceğiz. Öyle bir karar aldık. Bir, babam. Şarköy selamlar. İki Erol abi düştü. Onları tek saymayacağım mı? İttifak onlar. Doğru peki tek sayalım. Erol abi geçmiş olsun. Geçmiş geçtiğimiz olsun. Günlerde bahçede düştü. Ufak bir problem yaşadı. Yatıyor. Babam Erol abi, Sabahattin abi ve sevgili... Neydi Berke mi? Hayır. Yalçın abi. Yalçın abi. Bu dörtlüye blok oy selamlar. Evet. Tutsak yoğurtçu. Tutsak yoğurtçuyu. Tutsak. Oğlum tutsak. Oy sırasında seni bekledim. 2 saat gelmedin. Kardeşlerin oradaydı. Görüşeceğiz seninle. Kuyucaklı Yasin. Bir de gömlek yollayacaktın. Onu bekliyorum. Ha? Kuyucaklı Yasin. Kuyucaklı buradan Yasin. Yollayalım. Şey Modena Mehmet. Neydi? Madrigal Firdevs. Yok İtalyan kimdi bizde? Padova.
Padova. Padova. Ha, Tucson Utku. Modena Mehmet nereden çıktı? Fatih. Amerikalı Fatih. Tucson Utku. Fatih Gürçay. Cikas. Cikas Kağan. Ege Arseven. Berke Altekin. İlk sezon buraya börek getiren börekçi abi. Şey Kasımpaşalı pastırmacı kimdi o? Kayseri Ahmet. Kayseri Ahmet. Kayseri Ahmet. Kayseri Ahmet. Koreli Ravein. Koreli Ravein. Jareyn. Kuzey Kore ve Güney Kore halkları. Ümit Akbel. Bu kadar. Mete. Musa. La Liga Mete. İngiliz Musa. Barcelona şampiyon İngiliz oldu. Musa. La Liga Mete'yi kutlarım. None Mete. Real Madrid'li gençler. Londra Haluk. Aa Ahmet Haluk. İngiliz Kızılırma. Mete. Fareli. Out of context. Fareli Londra. Çift. Parisli Bahreyn çift. Bahreyn çift ne lan? Yaren Karadayı kim lan? Bahreyn Grand Prix'si. Çok selam istedi. Yaren Karadayı. Yaren Karadayı. Canımsın. Yaren Karadayı senin fanınmış. Görüşürüz. 100. bölümde mi 97. bölümde mi? Hangi bölümde devam edeceğimizin hiç belli olmadığı formatta. İşte heyecanı yaşıyoruz. Demarke Garage, Erman Yasar, Cihat Akber. Kendinize çok iyi bakın. Orhan De Castro. Takip etmeyi unutmayın. Tabii ki. Esnemiş Kamesi. Barış Dursun Boşta. Barış Dursun. Kendinize çok iyi bakın. Orkun Ceylan'a selam. Orkun Ceylan'a selam. Özellikle istedi. DM'lere gelen mesaj. Orkun Ceylan özellikle istedi. Barış Dursun ayrılığın acısını attı. Çok tehlikeli durumda. Gözleri bembeyaz olmuş. Göz bebekleri. Ben bunu kedilerde de görüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika. Ne durdur? Şey demiş. Kadıköy sinemasında bilet var mı yazmış. Kadıköy Sait. Karim Sait, Kadıköy Sait. Selamlar. Ses sistemi krizini hala unutmadık. Seni zaman zaman anıyorum. Notre Dame'de Kambur Ebrar. Oyuncularına, Fransız Karakurt. Oyunculara selamlar. Ebrar Karataban. Ebrar Karakullukçu. Selamlar. Erkek arkadaşı 82. bölümde Ebrar'a selam göndermiş. Çok mutlu olmuş. Şimdi de o da erkek arkadaşına selam yolluyormuş. Amerika'daymış erkek arkadaşı. Erkek arkadaşı Amerika'daymış. Ebrar'ın Amerika erkek arkadaşı mı? Evet. Adı neymiş? Vermiyor. Adı yok. Etiketlememiş. Ebrar'ın erkek arkadaşına sevgiler, saygılar, Amerika'daymış. Dün akşam saatlerinde Meksika sınırını geçti. Ona da yeni hayata da başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yabancı kuralı devam ediyor. Ya s*** yabancı kuralı ya. Cihat Akbel'in kırmızı çizgisi. 20 dakika konuşurum. Açamam. Hayır özet. 20 dakika konuşurum. Spoiler ver. Bir sonraki bölüme spoiler. Yabancı sınırı 3 olmalı falan deyip sonunda kapatayım. İstanbul Spor Galatasaray. Tahmin. İstanbul Spor Galatasaray 1-2. Galatasaray kazanır. Skor mu vermem gerekiyor? Evet ha. Skor ver. 1-2. 1-4. Fenerbahçe Trabzonspor. Burada değil mi? Kadıköy'de. Evet, Kadıköy. Ben yine Fenerbahçe'yi bıraktım mı? O yüzden soruyorum. 2-1. Katılıyorum 2-1. Manchester City Real Madrid. Çok pis maç. Risk alıyorum İlk ben. İlk maç 1-1. 1-2. Keşke. 1-2. 1-1. Uzatma kim eler? Biter. 1-1 biter. Tamam uzatmalar. Penaltı atışına da kaybederiz. Sonsuza kadar tura penaltı atış. Var öyle bir şey. Matematik. 1-2. Inter Milan. İlk maç 2-0. Ya üzüldüm ben Milan'a ama Inter'de yani çok iyi oynadı maalesef. Inter yine yener. Skor. Beneser yetişmeyecek büyük ben ihtimalle. Ben yine risk alacağım. Skor. Maalesef risk severim. Bu Simeone takımı yatırır. Bir tane gol yer maçı zora sokar. 2-0 olur uzatmaya gider. 0-2. Mesias mı atacak? Kim atacak gol? İşte zor riskli bir şey yapıyorum. 0-2 Milan. Barcelona şampiyon oldu diyelim. Hayırlı olsun. Tebrik La ediyoruz Porta Barcelona'yı. Kendinize iyi bak ama üstünüzde büyük ihale var. Kadiz Real Valladolid 1-1. Valladolid'in hakkını yenen, Valladolid Sevilla maçının özetini izleyin. Yazık. 45. dakikada olan şey seçim dalgasını kimse görmedi. Utanmaları lazım. Türkiye'nin bunu konuşması lazım. Kendinize iyi bakın. Sevilla'yı bitirdiler, Valladolid'i bitirdiler.